İlk filmi izlemişsinizdir en azından. Hayır. Onu mu izlemişsiniz? Hayır. Koşmaktan, ne o? Kaçmaktan kovalamaya fırsat bulamıyoruz. Efendim, o zaman şöyle dönüp arkanıza lütfen bir bakın. Yani ülkeyi bu isimlerin yönettiğini düşünün. Güvenli mi? Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Evet. Öyle bir soruyla başladınız ki ne cevap vereceğimi bilemedim doğrusu. Aslında daha güvenli olur gibi geliyor ama tek sorun rulet masası. Değil mi? Vallahi niyetleri iyiyse güzel olur tabii de niyete bağlı her şey. Ben size çok başka bir şey soracağım. Ne gala ile alakalı? Tomris oyunumu mu soracaksınız? Hayır ama çok daha önemli bir şey soracağım. Kız çocukları. Biliyorsunuz Narin'le başlayan. Ağlayalım şimdi. Yok ağlamayalım da. Narin'le başlamadı o. Daha öncesi de var. Çok çok daha öncesi var. Ayşe'si var. Çok çok daha öncesi var onun. Şimdi hani burada girelim mi mevzuya girelim bilmiyorum. Mi? Girelim. Ama yani hani 15 yıl önce bir dava. Şu an isim vermeyeyim. Genç kızımız büyümüştür. O dönem biz bas bas bağırıyorduk. Şimdi ortada bir tane sorun olunca onu da az kişi bağırınca sanki o sorun bir sorun değilmiş gibi davranılıyor. Sonra şu anda çok fazla sorun var. Herkes her şeye bağırmaya çalışıyor ama kimsenin her yere yetişecek gücü ve imkanı kalmadı. Şimdi zamanında biz bu yani insanlar bağırırken keşke duyulsaydı çok daha fazla genç kızımızı, çok daha fazla çocuğumuzu kurtarabilirdik. Yani bu suistimallerin geldiği nokta, yani şu an olanları benim aklım almıyor. O yüzden hani bir şey söyleyemiyorum. Hani ben ne dersem acaba insanlık, aa evet Canse çok haklıymış, o zaman biz bundan vazgeçelim diyecek. Hani öyle bir yerindeyiz ki, hani insan bağrını açıp yangın var diye kaçası geliyor ki Denizli'de yangın var şu anda günlerdir devam ediyor. Yani o kadar fazla etrafımız ateşle çevrili ki hani yanıyoruz diyen ne var ben de yanıyorum diyor. Artık öyle bir hale geldik. Hani o yüzden canım narinim yani bütün o yaratıklar arkasına saklandı onun ve bulunamadı. Yani bir avuç köyde ne oldu bulunamadı. Ama kameralar var. Her türlü görüntü var, her türlü delil var. Gerçi şu anda yargının işine de tabii ki müdahale etmek istemem. Her zaman şeye sonsuz saygımız var. Ama bu mudur layığımız yani? Yarın Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız. Hiç anlamamış mıyız Atatürk'ü acaba diye düşünüyorum. Hani sadece bayrak sallayarak ve onun resimlerine bakıp ah atam tekrar dirilsen falan adam diyor ki benim dirilmemi beklemeyin ben zaten ölüp gideceğim size bir cumhuriyet verdim onun kıymetini bilin diyor. Yani daha ne desin ben anlamıyorum. Ya o gençliğe hitabeyi biraz daha fazla mı okusak keşke ne dersiniz? Her şeyi biraz daha fazla okumamız gerekiyor yani. Belki tekrar baştan bir daha okumak gerekiyor. Eğitim şart. Kesinlikle. Yine dönüp dolaşıp Cem Yılmaz'ın lafına geliyoruz işte. Çocuğumuzu koruyamıyoruz, hayvanlarımızı koruyamıyoruz, doğayı koruyamıyoruz, kadınımızı koruyamıyoruz. Evet. Yani biz nasıl çıkacağız bu buhrandan? Hiç bilmiyorum. Diyorum ya keşke benim bir lafımla hani ama zamanında o kadar fazla şey söylendi ki yani dertler küçüktü dediğim gibi kendimi tekrara düşmeyeyim. Sendikayı ilk kurduğumuz zamanlarda da aynı şeyleri yaşıyorduk. O zaman dizi 50 dakika olduğunda itiraz ediyorduk. Herkes şikayetçiydi. Gerçek itiraz edenler çalışanlardı. Onlar ayağını geri çektiler. Şu an şikayet edip gitmeye devam edenler var ve onların yüzünden artık bunu bu şekilde söyleyebilirim. Onların yüzünden yani bu suistimali göz yumanlar yüzünden yani o yapımcıya kendi canından daha az değer veren insanlar yüzünden şu an diziler 2,5 saat. Şimdi ne diyeceksin? Hani ben kendim şahsım sendika kurulumuna yardımcı oldum. Kurucu üyelerden biriyim. Telif başkanlığı yaptım 2 dönem. Oyuncuların ilk telifini alan yönetim kurulu olduğumuz için çok mutluyuz, çok gururluyuz. Ama insanlar hala şikayet ederek 2,5 saatlik diziye gitmeye devam ediyorlar. Ve buna boyun eğenler olduğu sürece hani kölelik sistemi de şey diyorlar ya
kendisine iyi davranılan köleler yüzünden gecikmiştir köleliğin ortadan kalkması. Şu an bayağı onu yaşıyoruz bütün ülkece. Her duruma bunu şey yapabilirsiniz, empoze edebilirsiniz. Sanatçı toplumun aynasıdır. Siz yıllardır Türkiye'de sanat yapıyorsunuz. Toplumu iyi etüt ettiğinizi düşünüyorum ben. Sizce Türk toplumu bu yaşadığımız olayları da unutur, önüne bakar mı? Çünkü bizim en büyük problemimiz çabuk unutmak. Yaşadığımız acıları, yaşadığımız sorunları çabuk unutmak. Bence böyle. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ben çok fazla sanat yapamıyorum. Çünkü kendi yağımla kavrulmaya çalıştığım için, dizi de yapmadığım için... Tiyatro oyunum var. Tek kişilik bir tiyatro oyunum var. Düşe kalka ayakta kalmayı başararak onu yapıyoruz. Tomris oyunumuz. Bekleriz herkesi bu arada. Kendimizce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani şöyle aslında sadece bugüne dair bir şikayette bulunmamak lazım. Çünkü mesela felsefecilerin laflarına bakıyoruz. Yüzyıl aynı önce de aynı sersemlik devam ediyor. 300 yıl önce de aynı sersemlik devam ediyor. Hatta İlmiye Çığ'ın bir lafı var. Sümer tabletlerinde bu gençlik nereye gidiyor diye okuduğumda gençlerle uğraşmayı bıraktım diyor. Yani o dönemden bu döneme iflah olmayan tuhaf bir yaratığız insan olarak. Ve bakalım yani her dönem beyaz ve siyah yan yana yürümüş. Yapmamız gereken karanlığa sırtımızı dönerek kendi aydınlığımızı çoğaltmak. Yani o karanlıkla baş etme, hani küfür etsem şu an ne olur? Hani birilerine sövsem ne olur? Hani aydınlanacağız mı? Hayır. Ne yapıyoruz? Sendikama daha çok sarılıyorum. Haklarıma daha çok sarılıyorum. Varsa elimden gelen kedi köpek çevremde, kendi kapımın önünü süpürüyorum. Kendi kedi köpeklerime bakıyorum. Çocuklara saygılı, büyüklere sevgili davranıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Kendi çapımda bu. Yani onlarla kavga etmeyi bıraktım. Çünkü sadece yorulduğumu fark ettim. Kendi işine bak, herkes kendine baksın. Herkes kendini düzeltirse çok daha çabuk düzeleceğiz. Başkasını düzeltemiyoruz çünkü. Keşke ülkeyi şu kadro yönetse de tek derdimiz rulet masası olsun. Yani evet, ben hani siyaset kötülüklerin anası. Hayatımızda siyasetçilerden çektiğimiz kadar çekmedik. Keşke hiçbiri olmayaydı. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti öyle devam ettirebilseydik, 100 yıldır bir tane işe yarar insan, hani bir hayırlı, bir ülkeyi Atatürk gibi seven, halkını Atatürk gibi seven, koruyan başka bir siyasetçi göremedik maalesef. İnşallah gelir diyelim o zaman. İnşallah. Ümidimizi kaybetmeyelim. İnşallah. İnşallah yani. Sağ olun efendim. Ya güzel. Öyle bir dokundun, bir ah işittin. Çok severim böyle konuşan insanı. Bir de gözlerinizin içi dolu dolu oluyor ya. Çok etkileniyorum ben ondan. Yıllardır hala aynı dolulukta, aynı samimiyette, aynı özgür fikirlerle konuşuyorsunuz bana. Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ediyorum efendim. Kendinize iyi bakın.